Türkiye'de ve dünyada akaryakıt fiyatlarına ve enerji fiyatlarına çok ciddi şekilde zamlar gelmekte. Dolayısıyla çimento fabrikaları da bunun karşılığında bütün kullanıcılara ciddi zamlar yaptılar. Biz de betoncular olarak biliyorsunuz sadece iki türlü en güçlü olan iki tane giderimiz var. Birisi çimento, birisi akaryakıt. Çünkü biz hammaddemiz olan agregayı üretirken de agregayı taşırken aynı zamanda beton olduktan sonra betonu götürürken ve betonu yerine yerleştirirken pompalarken hep akaryakıt kullanarak yani motorin kullanarak bu işimizi gerçekleştiriyoruz. Yani dolayısıyla petrole gelen çok ciddi zamlardan dolayı bütün beton firmaları, bütün piyasalar gibi biz de çok ciddi şekilde etkilendik. Ondan dolayı da bu zamların beton fiyatlarının bu hale gelmesi ne sebep oldu? Aynı zamanda dünyada bu Rusya krizinden dolayı dünyada kömür fiyatlarında çok ciddi sıkıntılar var. Yani şöyle açıkçası ben 154 dolara Rusya'dan getirdim kömürü. Şu anda 280, 300, 350 hatta bugünkü yani 11 bugün ay 11 tarihli kömür piyasası dünyada bizim bir ortak bir kömürün piyasa fiyatları var. 420 doları gördü bugün. Dolayısıyla da çimento fabrikalarının en büyük gideri kömür ve elektrik. Onlar da haklı olarak bu fiyatların karşısında duramamakta. Duramayınca da hem elektrikten hem kömürden dolayı onlar da çok ciddi zamlar yapmak zorunda kaldılar. Yani burada çok afaki bir durum var. Bu bir afet. Yani bu afetten herkes birbirine destekle, birbirlerine omuz vererek bir yere kadar dayanmaları lazım. Hatta şöyle söyleyebilirim. Şu anda belediye alınmış olan çimentoda biz biliyorsunuz aynı zamanda bölge valiliği yapıyoruz. Çimentoda almış olduğumuz belediye ihalelerinde bile fabrikalar bizim yani arkamızda durma demeyeyim ama yani o günkü alınan ihale fiyatlarından çimento veremiyor. Bizler cebimizden bunu karşılayarak ödemek zorunda kalıyoruz. Yani bu işte mutlu olan hiç kimse yok. Bütün fabrikalarda ihracat fiyatları çok düşük kaldı. İç piyasa maliyetleri çok arttı. Yani çimento maliyetleri çok arttı. İç piyasada bugün 1000 liraya yaklaştı çimentonun fiyatı. Yani bunun nakliyesiyle beraber çok ciddi bir şekilde fabrikalarında sıkıntıları var. Yani bu iç kömür fiyatları dünyada böyle giderse, enerji fiyatları da bu şekilde giderse ben çok kısa bir sürede çimento fabrikalarında üretimi durduracağını düşünüyorum. Aynı zamanda fiyatı var kömürün ve kömür yok. Yani piyasada kömür de yok. Kömür de bulamama sıkıntısı var fabrikaların. Yani onların da Çimento Müstahsiller Birliği'nde bir açıklaması var. İzlediniz mi bilmiyorum yani birkaç gün önce. Böyle giderse çimento fabrikanın 160'ının üretimi durduracağına yönelik. Yani burada herkes mağdur ama insanlar da haklı. Tabii ki bağlantıların ne kadar iptal ediliyor, ne durumda olduğunu bilmiyorum. Ama yani insanlar, betoncular da bizim için söyleyeyim. Kimseyi mağdur etmeden elinden geldiği kadar kendi gücü doğrultusunda elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ancak ortada da dediğim gibi işte bir afet var. Bu afette hep beraber inşallah omuz omuza vererek geçireceğiz.